Evet, değerli Turizm Today izleyicileri, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir konuyla sizlerin beğenisini ve takibini izleyeceğiz. Cümleyi de toparlayamadım. Bildiğiniz gibi günlerdir hep şeyleri konuşuyoruz. Yani pandemi ne olacak, korona ne olacak, oteller açılacak mı, açılmayacak mı? Bölgeler nasıl olacak vesaire gibi konuları konuşuyoruz. Bugün de çok farklı bir konuya gireceğiz. Ağırlıklı reklam ve iletişim markalaşma ile ilgili konuşacağız. Bu konuda da çok değerli kardeşim Halil Korkmaz'la birlikte olacağız. Kendisi hem Molton Otellerinin yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda da iyi bir iletişimci. Daha önce Moskova'da olsun, birçok bölgede olsun, ülkemizle ilgili birçok güzel tanıtımları da yapan şirketlerinde ortağıydı kendisi. O da yayına geldi zaten, gördük. Biz yavaş yavaş yayına davet edelim, hiç bekletmeden. Bizlerimizle birlikte yaparız. Bu arada yine Reşat abi Rusya'dan geldi, onu gördüm. Ona selam olsun. Ah, Halil'cim Selamlar. merhaba. Merhaba, Ne haber? nasılsın? İyi, İyidir teşekkürler. Sen vallahi. nasılsın? Şimdi iyidir. Teknolojiyi hızlı kullanınca hemen Evet. Allah'tan teknoloji var diyeyim. Kesinlikle. Sezgin Özer de bizi izlemeye geldi. Ona da selam Evet. olsun yani. Evet, hep dostları Murtaza görüyorum. Kale, evet, Bahri gelmiş. Kalender evet, Murtaza var. Murtaza Kalender geliyor. Böyle çok değerli dostlar var. Hepsine selam olsun yani. Şimdi biz bir Az taraftan olsun bizim ülke... olsun, öz olsun. Aynen. Ya ben orada da hep şunu söylüyorum Halil. Yani Gazi Murat Çen'e de selam olsun. Evet, Şimdi GM dergi GM, katıldı bize. aynen, o GM dergiye de selamlar. Şöyle bir duruma baktığınız zaman ben hep şey söylüyorum. Ki bunu yayınlarda gördüm. 1500'ler, 2000'ler takipçiler de oldu ama bazen 100 kişi katılıyor, 50 kişi katılıyor ama o 50 kişinin bazen bir lafı çok daha büyük yansımalara neden oluyor. O yüzden hiç takılmıyorum o konulara, işin açığı. Evet. Çünkü seninle biz çok güzel konular konuşacağız. Önce Halil, senin için nasıl geçiyor izole hayat? Pandemi nasıl? Biz özelde bir değerlendirmeni rica edeyim yani. Oh, yani herkesten farklı geçmiyor desem, yani hep soruyorlar ne yapıyorsun diyorlar. Ben diyorum ki yatay pozisyon, yani horizontal pozisyon. Vertikal Evet. pozisyona geçince, dikey pozisyona geçince aksiyon başlayacak. Şu an yatay pozisyon. Arada ofise geliyorum. Bugün ofisten sizinle bu yayını yapıyoruz açıkçası. Tabii işleyen bir şekilde işleyen, tamamen durmuş bir durum yok. İşleyen bir sistem var. Ondan sonra onunla ilgili işte bazı kararlar alman gerekiyor falan vesaire. O sebeple haftada bir de olsa mutlaka ofise uğruyorum. O günde bugün de o günlerden biri açıkçası. Ne güzel. Ne yapıyorum? Evdeyim, çocuklarlayım. Yani 4 ay önce bir evladımız daha oldu. Kerem ve Allah Bekir oldu bağışlasın, evet. aramıza. Evde bir curcuna var. Yani kalabalık bir yaşam. Rusya'da eskiden Sovyetler Birliği döneminde komün yaşam. Yani aynı evde farklı aileler yaşardı ve aynı ortamı kullanırlardı. Şimdi bizde birazcık böyle tek aile ama herkesin alanı belli. O alanlara çok mesela böyle şey yapmadan nasıl Müdahale diyeyim, o olmadan. sınırları evet yani Evet. müdahale olmadan zamanı geçirmeye çalışıyoruz. Bir de Ramazan malum. Yani hayat Evet. biraz daha sakin geçiyor. Daha şey geçiyor. Öyle diyebilirim. Süper. Soruna ama sonunda programın sonunda soracağın soruya hazırlığımı yaptım. Yap Onu yap. söyleyeyim. Evet. Takip ediyorum Süper. çünkü Haluk'cum. Yani bakıyorum şimdi bak televizyonculukta olsun yayın hayatında hasbelkader benim de hani kısa da olsa bir 34-35 programlık ekonomide turizm diye bir yayın hayatımız oldu. Ondan sonra orada da gördük işte bir prime time hikayesi var. Şimdi bu canlı yayının bana göre ve birçok kişi de bana katılır mutlaka iki tane prime time yayını var. Birincisi yani sen daha önce çıktığın için sıralama anlamında söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Senin Tabii. yayının
İkincisi de Cem abinin saat şimdilerde 9.30'da, hani Ramazan'dan önce 8'de yaptığı. Gerçekten farklı konular, farklı konuklar ve müthiş. Hani birçok canlı yayın var ama ilk günden beri kayıtlarla da sabittir yani. Hep örnek verirken senin yayınını ve Cem abinin yayınını örnek verdim. Instagram için konuşuyorum. Biz İstanbul'da İstanbul için Van İstanbul'la bir Zoom Evet. şeyi yaptık ve onlar o seriye devam ediyor. O da farklı bir şey. Ama burada böyle hani bu interaktif iletişimin, aynı anda tepki veren, aynı anda izleyicilerin bir anda konuya müdahil olduğu, yazarak sorularla müdahil olduğu bir ortam var ve ben bunu çok başarılı buluyorum. Ayrıca tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum Halicim. Vallahi hepimiz yani emeği ya burada herkes yayın yapıyor. Bazen diyoruz çok Instagram'da anarşi oldu falan filan da herkes de Enflasyon oldu. sonuçta evet sektöre de bir şey yapmaya çalışıyor ama harbiden bir enflasyon da var yani. Biz sonuçta hani kişisel özelliğimizle değil yayıncılık tarafıyla yapmaya çalışıyoruz. Senin de bu değerli şeylerinden dolayı, görüşlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi Rica senin biraz ifadelerini almaya başlayalım. Samimi olduğumuz için ortamda rahat rahat konuşuyorum. Evet. Şimdi Ali, hiç şeyleri sormayacağım. Pandemiyi nasıl düşünüyorsun? İşte ne zaman açılır vesaire vesaire konularını. Tamam, sizde de otelcilik tarafı var. Muhakkak bir şeyleri sizler de planlıyorsunuz ama her gün hep aynı şeyleri konuşuyoruz. İşin farklı bir boyutuna girelim biz şimdi. Yani Evet. ortada bir sorun var. Senin bir iletişim tarafında var. Ben yayına katılmadan önce söyledim de çok başarılı işler yaptın. Uluslararası arenada, Moskova'da, dünya genelinde, Amerika'da ben bunları yakından biliyorum yani. O yüzden de zaten seni almak istedim. Konuk sen de sağ ol kırmadın. Şimdi işin bir pandemi içindeki durumumuz var şu anda. Bir pandemi sonrası var. Avantajlarımız var, dezavantajlarımız var. Neler yapmamız lazım? Yani iletişim olarak şu dönemde kademe kademe gidersek sence bu dönemde ne yapmamız lazım? Yumuşamayla birlikte ne yapmamız lazım? Asıl işler açıldıktan sonra ne yapmamız lazım? Sözü sana bırakayım ben. Ya Haluk'cum tekrar teşekkürler. Şimdi aslında bu iletişim hikayesi nereden geliyor? Bir onu da ufak bir Lütfen. not paylaşmak istiyorum. Yani ben de işte 90'lı yıllarla birlikte turizmin içerisinde bulunan işte ilk seyahat acentasıydı. Sonra Rusya'ya gittik. Rusya'da tur operatörlüğü falan vesaire derken bir dönem baktım ki turizmi bilmeyen, turizmin içerisindeki turizmin dinamiklerini bilmeyen insanlar turizmin iletişimini hak ettiği şekilde yapamıyorlar. Şimdi bu da benim içimde bir şey oluşturdu. Yani bir ukde ve bununla ilgili bir şeyler yapmam gerekiyor diye düşündüm. Onun öncesinde de 1998-99 yıllarında bu hem bizdeki işte deprem, hem Apo krizi, hem Rusya'daki devalüasyon falan vesaire konular olduğunda o dönem bizim Allah sağlık versin Talha Başkanımız, şimdi TÜRSAB'ın onursal başkanı Evet. bir kriz masası oluşturmuştuk ve o masada da bana bir görev vermişlerdi Rusya ile alakalı ve o dönem halen de dünyanın en önemli reklam ajanslarından, iletişim ajanslarından bir tanesi, bir grubu yani WPP grubun işte Evet. Hill & Knowlton diye bir PR şirketi vardı ve Türkiye üzerine bir araştırma yaptık. O günlerde çok fazla, özellikle o yıl içerisinde çok fazla bu alanda çalışma yapma fırsatım oldu. Ondan sonra da o bende acaba bunu biz bir gün bir turizm iletişimine devşirebilir miyiz? Nasıl olur falan filan derken şimdi daha bugünlerde konuştuğumuz alanında uzmanlaşma konusunu aslında hani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da o dönemde bize sağladığı bir fırsatla diyeyim. Bir iletişim yani turizm iletişim kampanyası yapma fırsatı doğdu. Ve tabii ki ben kreatif birisi değilim ama bu alanda turizm sektörünün o dönemde tur operatörlüğünün, seyahat acentacılığının veya turizmin bütün katmanlarının yani otelciliğin, hava yolunun
turun vesairenin vesaire alanların ihtiyaçlarını biliyor olmamdan kaynaklı bir know-how vardı. Ben bu know-how'ı bu kreatif ellere ve stratejik düşünceye entegre ettim. Ve o şekilde gerçekleşti ve nihayetinde biz yaklaşık 6 yıl 2008-2013 yıllarında ve bir dönem saydım toplamda 24 farklı ülkede turizm iletişim kampanyası yürütmüşüz. Hatta çok bilinmiyor bu ama işte 2010 yılıydı sanırım. Bizim yapmış olduğumuz kampanya Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından onun genel kurulu Kazakistan'da yapılmıştı. O dönem müsteşarımız daha sonra işte bakanlıklar yaptı, meclis başkanlığı yaptı İsmet Bey tarafından Avrupa'nın en iyi turizm kampanyası ödülünü aldı. Evet. Şimdi bu işler olurken bugün o günlerin analizini yaptığımda yine bir iletişim eksikliği olduğunu düşünüyorum. Zira hem bu çalışmalardan hem de alınan başarıdan büyük bir kitlenin haberi yoktu yani. Biz onu o günlerde mütevazilik olarak adlediyorduk ama aslında o bir iletişimsizlikti. Yani bir ülkenin iletişimini yapabiliyorsun ama kendi iletişimini doğru kurgulayamıyorsun. Şimdi turizm sektörünün hala bugünlerde bile kabul etmediği yani kabul edemediği bu iletişim sektörü aslında bir sanat. Yani şöyle bir arada notlarıma da bakmak istiyorum. Yani unutulan ve kalıcı olan arasındaki tek fark sanat. İletişim de bir sanat dalı. Şimdi turizmde bu alanı ne kadar fazla değerlendirir ve kullanabilirsek bu aslında bizi o kadar güçlendiriyor ve en pratik alan. Yani Haluk sen şimdi Antalya'da evet. Reklamcılar Derneği Başkanlığı yürütüyorsun. 7 iletişim. Dönüyorsun. Yani kendine öyle bir alan belirlemişsin ki turizm alanında A'dan Z'ye yani yapılabilecek ve ihtiyaç olan her şeyi bu yılların birikimiyle kazanmış durumdasın. Üzerine şu an yayın yapıyoruz Tourism Today. Yani yıllardır sektörle ilgili bilgi paylaşımı, data paylaşımı yapıyorsun. Ama buna rağmen dönüyorsun 10 milyonlarca, 100 milyonlarca yatırım yapmış. Oteller kurmuş. Yani yeri geldiğinde 6 yıldız, 7 yıldız diye ifade eden tesisini. Hani bu kadar ve sistematik olarak orada farklı segmentasyonda farklı hizmetler sunabilen ve dünyada özellikle hani dünyanın birçok ülkesinde olmayan bu hizmetleri sunabilen tesisler ve yıl içerisinde 10 milyonlarca dolar ciro veya kar beklentisi içerisinde olan şirketler bu iletişim aracını yani ya kullanmıyor ya da yeterince kullanmıyor. Evet, orada büyük bir sorunumuz var. Demin ya sen de söyledin. Evet. Aşamıyoruz. Yani ben ne matematik ne mantık yani bana bunun cevabını bulduramıyor. Yani sen yatırımcı olarak bazen 100 milyon dolarlarca dolar diyebileceğimiz tesisler var. 10 milyonlarca dolar yatırım yapıyorsun ve yılda 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon dolar ciro veya bazılarında kar beklentisi olan tesisler var. Ama döndüğümüzde işte reklam, iletişim, pazarlama alanına ayırdığı bütçe sözde değil bak. Sözde herkes çok büyük bütçe ayırıyor. Ama özde bütçe %1, %2 geçmiyor. Yani bunu var, görüyoruz. Çoğunda şimdi, yok bile bak, o. O çoğunda yok bile şimdi, o %1. Şimdi bunu sorgulamamız lazım. Şimdi tamam mı? Yani bugün bunu da bu tespiti de açıkçası hani paylaştıktan sonra nasıl bir iletişim kurgulanmalı? Evet yani bu salgını ben de konuşmak istemiyorum ama bu bir gerçek. Şimdi gerçek. Bugün geldiğimiz noktada
Bugün işte Türkiye Turizmini Geliştirme Ajansı kuruldu ve ben de işte naçizane butik oteller işletiyorum. Onlar da dahil olmak üzere yani irisinden ufağına, büyüğünden küçüğüne hepsi bir ciro payıyla buraya bir katkıda bulunacak ve bununla ilgili çalışmalar yapacaklar. Şimdi beklenti ve aslında bugünkü dünyada sen de çok iyi biliyorsun, algı eşittir gerçeklik. Yani oluşturduğunuz algı neyse insanların kafasındaki gerçeklikte o oluşuyor. Şimdi bizim sektördeki algı bugün geldiğimiz noktada şuraya geldi. Ben cirodan pay vereceğim. Benim adıma gidecek Turizmi Geliştirme Ajansı, Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı bir iletişim kampanyası yürütecek. Artık ben parasını ödedim, kampanyayı o yapacak. Hayır. Evet, bakın, öyle bir yanlış algı var. Bu çok büyük bir hata olur. Bakın, biz 2008'lerde Türkiye Turizmi'ni tanıtma kampanyası yaparken bugün olduğu gibi o gün de İspanya ile, İtalya ile, Fransa ile, Yunanistan'la yarışıyorduk. Ve o günlerde ülke tanıtım kampanyaları vardı. Yani çıktığınız, yani yola çıktığınız, iletişimini kurduğunuz elinizdeki ürün o ülkeydi. Sonra o destinasyona evrildi. Yani aslında varış yeri, yani Türkçe tabiriyle varış yeri. Bizim varış yerlerimiz neresi? Bizim varış yerlerimiz İstanbul, Antalya, Marmaris, Bodrum, İzmir, Kapadokya, evet. Kapadokya, Mardin, yani Güneydoğu. Bunlar evet, bizim varış yerlerimiz ve biz bunların iletişimlerini kurmaya başladık. Şimdi o olay bir daha gelişti, bir şeye daha evrildi. Ne oldu? İşte Antalya'da Belek oldu. İstanbul'da Sultanahmet, Balat veya işte Kapadokya'da Ürgüp vesaire gibi aslında bu semt de aynı zamanda semt tanıtımları geldi. Şimdi sen globalde veya bir bütün içerisinde ülkenin stratejisini belirleyebilirsin ama yerelde, yani ulusal bazda şehrin tüm değerleri, yani kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sektör ve sektör paydaşları hepsi bunu bir çatı olarak kabul edip bunun içerisinde kendi iletişim kampanyalarını yapması gerekir. Bunu yapmadıkları takdirde bu çok büyük kayıp olur. Yani ben ciromdan şu payı verdim, ondan sonra da bütün iletişimi Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı yapacak düşüncesi çok büyük bir yanlış olur, çok büyük bir hüsran olur. Bunu da bir kenara not edilmesini rica ediyorum. Şimdi hepimizin ağzında Haluk, işte dijitalleşme, dijital kampanyalar yapmamız lazım. Dijital iletişim kurmamız lazım. Peki kardeşim, güzel. Hani teknoloji de zaten bizi ona sürükledi. Bugün seninle dijital iletişim kuruyoruz. Yani birbirimizi buradan görüyoruz. Şimdi peki nasıl bir şey yapacaksın? Yani neyi dijitalde kullanacaksın? Mesajı ne vereceksin? Evet, mesajın ne kardeşim? Şimdi burada kulağını çınlatmak istiyorum. Ahmet Pandır, FTI. Çok yani kıymetli bir kardeşim. Onunla da mesela tartışıyorum. Senle hani şimdi program yapıyoruz ama defaatle ara ara konuşuyoruz. Konuşuyoruz, şu evet. Bu da olsun, bu da mı olsun vesaire. Şimdi dinamik iletişim. Yani güncel iletişim ve dinamik iletişim. Sen oturup eskiden günlerce, belki de aylarca strateji tartışırdık. Şöyle mi olsun, böyle mi olsun, araştırma. Ondan sonra biz piyasaya çıkacağımız zaman çat diye bir şey olurdu. Bütün gündem değişirdi. Şimdi değişir. Bugün de öyle. Yani biz seninle bunu konuşuyoruz. Şimdi yani ülke tanıtımı mı, işte şehir tanıtımı mı, o mu bu mu falan, yok dijitalde mi, yok işte konvansiyonel mi vesaire mi derken çat diye bir geldi koronavirüs, çat diye şimdi ne yapacağız, bundan sonra ne yapacağız, koronavirüs iletişimi ne olacak, bunu tartışıyor olmamız lazım. Yani hala ülkeyi nasıl tartışıyor olmamızdan veya elimizdeki ürünü, sektörün nasıl pazarlayacağını tartışıyor olmamızdan aslında bugün gündemi ne şekilde aşılacağını, ne şekilde iletişiminin yapılmasını tartışıyor olmamız lazım. Bunun adına da dinamik iletişim diyoruz. Yani dinamik iletişimin kurgulanması lazım. Bunu da diğer tarafa not ediyorum. Şimdi geliyorum Türkiye'nin
Daha önce yani bahsetmiştim. Buradaki katılımcılara da ayrıca bahsetmek istiyorum. Şimdi üç farklı üstünlük örneği var. Tamam mı? Bir tanesi doğal üstünlük. Yani ülkenin sahip olduğu doğal üstünlük. Şimdi Türkiye'nin doğal üstünlükleri ne diye sorsam onlarca, yüzlerce alt Evet. alta üst üste yazıp sayfalarca doküman çıkar, değil mi? Yani tarihi, ondan sonra havası, güneşi, ekolojisi vesaire, oradan buradan falan filan derken bir sürü, değil mi? Şimdi bunu alacaksın, doğal üstünlüğü mutlak üstünlük haline getireceksin. Şimdi nedir? O üstünlüğü doğru kullanım. Yani doğru pazarlama, doğru iletişim sanatı ile mutlak üstünlük. Artık sen orada bir yer edineceksin. Şimdi bugün dünyada herkes farklı pozisyonlar tartışıyor. İşte 7. sıradayız, 6. sıradayız vesaire falan filan. Bakın, doğal üstünlük açısından Türkiye dünyada 1. sırada. Bu kadar. Çok. Tartışma bitmiştir. Evet. Doğru Tamam tespit. mı? Şimdi mutlak üstünlük. Tamam mı? Senin doğal üstünlüklerini kullanarak kazandığın, oluşturduğun üstünlük. Bu nedir? İşte burada sen kapasiten, tesislerin, kullandığın veya önerdiğin turlar vesaire, bu senin mutlak üstünlüklerindir ve dünyada bunda sen 6. 7. sıradasın. Yani bir numarada olduğun bir üstünlüğü aslında mutlak üstünlüğe çevirememişsin. Tamam mı? Çevirememişsin. Evet. Şimdi buna çalışman lazım. Bunun iletişimini kurgulaman lazım. Üç nedir? Kazanılmış üstünlük. Bu da teknoloji, tasarım, moda vesaire bunlar gibi, tamam mı? Bu bizim yani merak edenler için kaynak vereyim. Bunları ben kendim kafamdan oluşturmadım. Yani İstanbul Ticaret Odası'nın araştırmaları var. Tezer Hoca'nın çalışmaları var. O makalelerde okuyup bunları görebilirler. Yani ilgilenen bunu da buradan paylaşmış olayım. Şimdi biliyorsun yani bir dönem İstanbul Turizm Derneği Başkanlığı da yaptım. Şimdi Yalçın abiye o Evet, görevi devrettik. devrettiniz. O da başarıyla sürdürüyor. Yani bu şimdi ben şöyle ifade ediyorum. Davası olan, derdi olan adam, tamam mı? Her zaman başarıya koşmak zorundadır. Şimdi bizim derdimiz var, bizim davamız var. Tamam mı? Turizm bizim derdimiz. Bu ülke bizim davamız. Ülkenin kalkınması, ülkenin refaha erişmesinde en büyük etken turizm diye herkes hemfikirse, Hemfikir. dolayısıyla bunu dert edinmiş insanların kendi ticaretini, kendi menfaatini geri plana atıp bunu bu ve bunun gibi çalışmaları ön planda değerlendirmesi ve paylaşması lazım. Ben de kendime bunu misyon edindim. Yani benim iletişimciliğim, benim beni 30 yıldır tanıyan arkadaşlarım var tabii ki. Hani onlar biliyor ama bilmeyenler olur. Ya hani bir karar vermek lazım işte. Nedir, ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben kendimi turizm ve turizmin iletişimine adadım. Bunun üzerine çalışmalar yapıyorum. Bunun üzerine hazırlıklar yapıyorum. Şimdi bu konuda bizim bu doğal üstünlüğümüz, mutlak üstünlüğümüz, kazanılacak üstünlüklerimiz konusunda ne tür bir iletişim kurulması lazım? Böyle soluksuz gidiyorum inşallah. Hani Araya gireceğim. Şimdi evet, o orayı Rıza da anlat. burada. Ben Buyur. evet, Rıza da geldi. Çok değerli dostlar var bu Ya arada Rıza yani abi. süper bir kampanya yaptı. Hep söylüyoruz bu sağlıkçılarla Evet. ilgili. Müthiş ve ben bazı sivil toplum örgütleriyle de görüşüyorum. Saç baş yoluyorlar. Biz böyle bir şeyi nasıl düşünemedik diye. Rıza'cığım tebrikler burada. Bravo. Aynen. Yani. Bu Evet arada Haluk'cum. bir, yani gördüğüm isimlerden birkaç söyleyeyim. Tuncay Özbakır burada. Kadir abi burada. Kadirsin evleri. Ülkay Başkan Kadir abi hoş burada. geldiniz. Hepsine Evet. de hepsine sen. Şimdi oraya girmeden önce yani biraz teknik ve doğru bir konu. Oraya tekrar döneceğim de. Şimdi daha somut şey yapalım. Böyle basit dille de şey olsun diye. Şimdi önümüzde bir korona var. Gerçek bir durum var. Biz bu arada bu tespitlerin %100 doğru. Onu da ben de kendi
Asıl işimiz reklamcılık olduğu için söyleyeyim. Biz hep bunu hep dile getiriyoruz. Elimizde doğal bir Üstünlük var. yaratılmış üstünlük var. Amerika gibi senaryo yazmamıza gerek yok yani. Yapay senaryo yazmamıza gerek yok. Bunu iyi kullanamıyoruz. %100 katılıyorum. Bu bir bilim artık. Dediğin gibi kazanılmışlar var. Bu da çok doğru. Kullanamadığımız, altıncı olduğumuz durumda çok doğru. Tespitler bana göre bir reklamcı olarak da %100 diyorum. Bunlar senin veya şeyin Amerika'yı da yeniden keşfetmeye gerek yok. Doğru adımları attığımız zaman sonucu da %100 alacağımızdan eminim. Yani ağzına sağlık. Bu tarafta onu söyleyeyim. Şimdi daha somut bir soru soracağım. Yani başta sordum ama. Şimdi oteller olsun, destinasyonlar olsun, bölgeler olsun. Bizim şu dönemde sana göre nasıl bir taktik ve strateji belirlememiz lazım? Yani şimdi konuşuyoruz. Ben de şimdi danışmanlığını yaptığımız çok büyük gruplar var, bölgeler var. Ama senin de fikirlerini almak istiyorum, izleyicilere de iletmek istiyoruz. Buradan da bizim diğer yayın aracıyla habercilik anlamında da söylemek lazım. Sence bu dönemde markalar nasıl bir iletişim kurmalı lazım? Sessiz mi kalsınlar bir dönem? Açılınca tekrar harekete mi geçsinler? Bir böyle bölüm bölüm anlatırsan sevinirim Halicim. Şimdi Haluk'cum, buradan sürekli selamlar Evet. alıyorum. Herkese tekrar tekrar selam ediyorum. Gülgün de gelmiş. Şimdi burada izlenecek yol şu olmalı. Şimdi inandırıcı olmalısınız. Ürününüzü pazarlarken inandırıcı olmalısınız. Kışkırtıcı olmalısınız sonuç alabilmek için. Ve hepsinden daha önemlisi ikna edici olmalısınız. Yani kurulacak çatı inandırıcı, kışkırtıcı ve ikna edici olmalı. İkna edemediğiniz hiçbir şeyin karşılığı yok. Evet. Tamam mı? Çok doğru. Bir, başlıkları veriyorum. İki, yani standart değil, skandal kampanya. Skandal kampanya olması lazım. Evet. Standart değil, skandal kampanya. İlgi çekecek. Tamam mı? Üç, kendi şöyle söyleyeyim, magic campaign, yani sihirli kampanyanı üreteceksin. Elindeki ürünün sihiri ne? Bunu ön plana çıkartacaksın. Bu her tesis için, her bölge için başka ürünler olabilir. Rekabet analizi yaparız ya böyle, SWOT Evet, analizler, rekabet evet, evet. analizleri. Rekabet iletişimini unutmamalıyız. Rekabet iletişiminden kastım nedir? Bu, karşınızda rakip gördüğünüz en küçükte, hani hane halkı diyoruz ya, köy muhtarları Evet, falan evet, diye. evet, evet. Minimumda yanınızdaki otel olabilir. Maksimumda karşınızdaki ülke olabilir. O ülkede, o bölgede rekabet iletişimi kurgulayacaksınız. Bak bir örnek vereceğim. Şimdi Lütfen. yıllardır İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, değil mi? Bizim rakibimiz diyoruz. Evet. Bu insanlar dünyayı dolaşıyorlar. İspanya'daki vatandaş Almanya'dan daha mı az seyahat ediyor? Hayır. Niye bizim İspanya'dan gelen turist sayımız az? Evet, Çünkü rekabet iletişim düşünülmesi yok. gerek. Şimdi Yok, rekabet doğru. iletişim yok. Bu bir. İki, sen o ülkede, şimdi pazarlarda Rusya'da kiminle yarışıyorsun? İspanya ile yarışıyorsun. İspanya'yla. Almanya'da kiminle yarışıyorsun? İspanya ile İspanya'yla. yarışıyorsun, değil mi? Şimdi İngiltere'de kiminle yarışıyorsun? İspanya ile yarışıyorsun. İskandinav'da kiminle yarışıyorsun? İspanya ile yarışıyorsun. Şimdi belli, yani adres belli kardeşim. Tamam mı? Biraz böyle amiyane konuşuyorum, özür dilerim de. Lütfen, yok Hani yok ya, rahat tamam bu mı? ortam, rahat, Şimdi evet. yok, yani ben takipçilerden hani özür dileyerek. Şimdi gideceksin, hem o ülkenin vatandaşına hem de o ülkeyi tercih eden adama skandal iletişim yapacaksın. Yani you deserve better diyeceksin. Sen daha iyisine layıksın. Ne geziyorsun burada diyeceksin. Doğru söylüyorsun. Sen gidiyorsun İspanya'da işte
gastronomi bölgesinde adam gitmiş zaten oraya. Tamam mı? Bugün şimdi dijital hani iletişim diyoruz ya, işte dijitalleşme sana bunu sunuyor kardeşim. Ben o saatte o bölgede olduğumu cep telefonum, roamingim kullandığım yani işte location her şeyim orada tespit ediyor. Bana ulaşacağın kanallar belli. Bana 25 metre şaşıyor diyorsun. Ya, maksimum bak, 25 bana, metre. Evet. Bana vereceğin mesajı belirle. Ben belirledim. You deserve better diyorum. Senin çok ne işin var burada? Şeye gel diyorum. Tamam mı? Bana gel diyorum. Yani bana bu. Gel. Şimdi ondan sonra bak standart değil skandal iletişim. Ve yani sihirli ürünün sihrini ön plana çıkartacaksın. Bak deniz, kum, güneş İspanya'da da var, sende de var, Yunanistan'da da var, İtalya'da da var. Evet. Sen bu alanda rekabet etmeni gerektiren bir durum yok. Otel. Çok doğru. Tamam mı? Sen daha iyisin. Avrupa'nın en iyi tesislerine sahibiz diyoruz. Ama sen otelin içerisinde verdiğin hizmeti satmalısın. Yatak, hani geçen sevgili Fettah'la Neşet senin programında hani konuşurken biz dedi oda satıyoruz yani lojistik veriyoruz dedi. Katılıyorum yani bir yanlış var bu işte. Asıl sen hizmet dediğimiz hikaye yani bu değil ki. Sen o otelde sağladığın hizmeti pazarlayacaksın. Senin sihirin bu. Evet. Şimdi adam bak tereciye tere satacaksın yani. Bir Türkçedeki karşılığı bu. Sen eğer tereciye tere satabiliyorsan her şeyi satabilirsin. Bir tane çok yani meşhur şey var, iletişimci var ve bu William Bernard Amerika'da bak Amerika bir otomotiv şeyi ülkesi değil mi? Chevrolet'si var, Jaguar'ı var, bilmem nesi var. En fazla satan araç hangisi? Japon araçları diyebiliyorum ben. Volkswagen abi. Volkswagen yani şey doğru son ona tamam, geldi. Bir evet. Numara. Volkswagen. Yani evet. Bak adam dünyada getiriyor Volkswagen markasını. Tamam mı? King Small diyor. Bu Vosvos diyorduk eskiden. Evet, tamam evet. Küçük evet. Düşün diye. Küçük düşün diye. Bir iletişim kampanyası yapıyor. Sihirli kampanya. Volkswagen'i bir numaraya taşıyor Amerika'da. Yani tereciye tere satıyor. Evet kardeşim. Atıyor. Evet. Çok doğru. Çok doğru. Tamam. Bu mesele yani sen iletişimin yani kuracağın iletişimin farklı düşüneni ol. Yani farklı yaratanı ol. Different makers ol. Tamam mı? Sen farkı oluşturduğun zaman karşılık alıyorsun zaten. Başarısızlık mümkün değil. Diye söylüyorum. Peki bu tarafa döndüğümüzde şu anda yani daha henüz uçuşlar açılmadan bir reklam iletişimi yapmak doğru mu sence Halil? Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Bakın şimdi o da bir yanlış düşünce. Şimdi en ufak bir krizde ilk kesilen bütçe iletişim kampanyalarının O bütçesi. klasik. Klasik. Ya bu kangren olmuş bir hastalık. Bakın arkadaşlar bak ben bunu söylüyorum. Şöyle artık benim bir reklam ajansım yok. Ben artık bir hani herhangi bir firmaya reklam kampanyası düzenlemiyorum. Reklam iletişimi sağlamıyorum. Ben sadece aslına bakarsan ben bir son kullanıcıyım bir tarafta Evet. reklamda. Ve reklam verenim ben. Bir reklam veren olarak söylüyorum. Yani kendi şirketlerimizde buna bütçe ayıran, buna para harcayan insanlar olarak söylüyorum ben bunu. Bir şekilde bu iletişiminin devam etmesi lazım. Hele bir bakalım, hele bir görelim. Hayır, sen o pazar payını, o pazar boşluğunu doldurman lazım. Bunu doldururken de yani bu iletişim sanatını kullanman lazım. Bakın tek başına söylemiyorum tabii ki. Yani satacak ürün yoksa, pazarlayacak elinde malzeme yoksa ne yapacaksın? 360 derece bir bütün olarak değerlendirerek bunu sağlamalısınız diyorum. Şimdi bugün herkes COVID iletişimi yapıyor ve yapacak. Bizim bütün otellerimiz yani şöyle aslında bazen çok büyük cümleler kuruyorum, içimden geçeni söylüyorum. Hepsi değil ama birçok otelimiz
Çok büyük arazilere sahip. Millet yani sırt sırta dip dibe şezlonglarla İtalya'da ben Sicilya yani hepimiz geziyoruz. Yani Sicilya'da ya benim şezlongumdaki yani benim sol kolum solumdaki kişiye sağ kolum sağındaki kişiye diyor. Uçaklarda ortada oturanla hep mücadele edersin ya. Böyle yani evet, evet, o, evet. Onun mu senin mi diye sen arkaya koyarsın o dirseğini o biraz öne koyar aynı şeyi kullanırsınız. Yani bizde bu özellikle evet. İç hatlarda hani bizde böyle bu yayılma şey olduğu için. Şimdi bakın buralarda Yunanistan'da yani Mikonos'u konuşuyoruz ya Mikonos'ta arkadaş nefesin boşluğa gitmiyor ya nefesin. Kesin kesin tamam evet. Mı? Şimdi bizde tahsislerden kaynaklı binlerce dönüm arazili oteller var. Yani şimdi al yani social distancing denilen hikayeyi tamam kesinlikle. Mı? Distancing blue, distancing ekolojik yani green, distancing gurme, distan yani elindeki ürünlerle tamam mı? Bir pazarlama şeyine çevir, metasına çevir. Yani bunu kullan. Şimdi dünyada distancing hikayesi artık herkesin dilinde. Herkesin şey yok yani. Rusça'da da distanse diye kullanıyor. Almanca'da da yakın. Yani bu artık insan yani algıladığı, beyninin algıladığı bir cümle. Bu cümleyi al, iletişim kampanyasını kur. Güzel bir şeyle yani konvansiyonel kullanacaksan güzel bir görselle, dijitalde kullanacaksan güzel bir videoyla bunların sergiler. Şimdi bakın açık büfeler tartışılıyor hala. Ya bakın bu bizim en özellikle Antalya'da en fazla kullanabileceğimiz bir ürün. Al bu açık büfeyi koy trollera tamam mı? Adına a la büfe de pazarla kardeşim açık büfe bitmedi yani devam ediyor. Ediyor evet. Tamam mı? Şimdi bunlar yani bizim mutlak üstünlüklerimiz işte. Bunları doğru hiç durmadan yani sorunu tamamlamak gerekirse hiç durmadan şey yapmamız lazım. Devam ettirmemiz bu evet. Hazırlıkları yapmamız lazım. Bakın ben sosyal medyada geçtiğimiz hafta bir tweet attım. Yani Haziran'ın ortası gibi dedim uluslararası uçuşlar açılabilir. İlk etapta da Almanya, Rusya, İngiltere olabilir dedim. Buna göre hazırlıklı olalım. Tamam mı? Bunu ben laf olsun diye söylemedim. Gerçekten arkadaşlar bak iki aydır evlerimizde oturuyoruz. Yani bir şekilde evet. İşlerimizle ilgileniyoruz ama bunların hazırlığını yapalım. Yani taklit etmek, sürekli taklit etmek bazen yani çoğunlukla daha doğrusu ticari olmaz. Ticari hüsran olur. Yani ticari bir kazanım olmaz, ticari bir hüsran olur. Dolayısıyla evet. Herkesin şu an yaptığı veya herkesin konuştuğu şeyleri konuşmak da zaman kaybı. Biz hazırlıklı olalım. Yani yarına biz hazır mıyız? Bunun çalışmasını yapalım. Araya gireceğim. Çok doğru söylüyorsun. Yani sen konuştuğun için yani farklı görüşlerim olsa meslektaş olduğumuz için bir taraftan söylerim. Evet. Evet. Biz de danışmanlığını yaptığım bütün büyük markalara veya destinasyonlara hep şunu diyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yapalım. Yani iletişimi de koparmayalım. %100 ben de bir Antalya'da Akdeniz Reklam Derneği Başkanı olarak sana %100 katılıyorum. Çok da doğru söylüyorsun. Şey olayı da harbiden üzücü bir olaydır. İlk reklamın kesilmesi kadar abesle iştigal bir durum olamaz. Bunu ben bir reklam yani mesleki bir örgütün başkanı olarak da söylemek zorundayım. Psikolojimizi iyiken yapalım, diğer tarafta duralım gibi akıl almaz bir mantıksız bir durum var. Çok güzel bir örnek vereceğim. Sen girdiğin için o konulara sonra sözü tekrar sana vereceğim. Biliyorsun Rusya'da bizim de partner ofisimiz var. Rusya'da şimdi herkes diyor ki sen Rusya'yı Moskova'yı da özellikle çok iyi bildiğin için Rusya'da işte bütün zengin turisti getirelim. İyi getirelim. Tamam. Bunların yaşadığı bir bölge var. Sen çok iyi biliyorsun. Putin'in de yaşadığı o villaların bölgesi. Hı hı. Ya kardeşim bu bölgede yaşayan örnek veriyorum işte 500 bin insan var. Buraya reklam yapacağız. Hedef belli.
Ama eskiden sadece Türkiye içinde söylüyorum. Belek'te bir otel varken şimdi 50 tane otel var, oraya hedefliyor. Türkiye'de 200 otel oraya hedefliyor. Artık 99 ülkenin 200 oteli oraya hedefliyor. Dolayısıyla bir anda rakibin binler, 2000'ler falan oluyor. Yani binler ve 2000'lerle ölçülüyor. Ve oradaki noktada belli yani. Şimdi böyle bir durumda nasıl iletişim kesilir, nasıl ara verilir veya Akla senin ziyan. dediğin, değil mi? Akla Yani ziyan. akla ziyan bir durum. Yani insanlar da şunu bir abes, yani kelimeyi doğru söyleyeyim. Ya kardeşim dijital var da artık hepimiz dijital. Dijitalde de inanılmaz bir bombardıman ve saldırı var. Buradan az önce senin ağzına sağlık söylediğin gibi mesajları da doğru vermek lazım. Al sen 2 milyon dolara reklam kampanyası yok. Doğru reklamın mesajını veremediğin sürece o 2 milyon dolar çöpe gidiyor. Yanlış mı halledim? Yani Ya biraz bu şimdi konularda burada konuşmak lazım. tabii bak çok güzel bağladın. Şimdi özgün iletişim, tamam mı? Bu özgünlüğe sahip insanlarla olur. Yani bu profesyonel. Şimdi bakın siz on milyonlarca dolarlık, yüz milyonlarca dolarlık güzel tesisler yapabilirsiniz. Serde inşaatçılık vardır, serde güzel mimarlık vardır. Bunu güzel yapabilirsiniz ama doğru bir yöneticiye teslim etmediğiniz zaman o onun elinde körelir. Zamanla körelir. Şimdi doğru yani bu profesyonelliğe sahip, cesaretli. Bak Rusların meşhur bir lafı var. Ramazan'a çok uygun değil ama riske girmeyen şampanya içemez diye. Yani cesur insanlarla çalışmak lazım. Cesaret de önemli. Evet. Yenilikçi fikirleri olan cesur insanlarla çalışmak lazım. Çünkü yani çok özür diliyorum gelince hayat dallamalarla çalışmak için çok kısa diye yine bu William Bernard'ın bir sözü var William yani. Bernard'ın. Tamam Doğru. mı? Adam Doğru. Bernbach diye geçiyor, özür dilerim. Yani adam bunu söylemiş. Yani çalıştığınız insanlara da dikkat edin demiş. Yoksa onlar da sizi aşağı çeker. Çeker. Şimdi yani bugünün şeyinden, bugünün sohbetinden diyorum. Hani toparlamak gerekirse başlıkları bir tekrar edelim. Eğer soru varsa onları da alalım. Evet. Sen bir Yani başlıkları tekrar et. Gelen soruları soracağım. Çünkü bir evet. 12 dakikamız falan var tahmini. Tamam. Çünkü sonra bazen şey oluyor ya, ben şu soruyu sormuştum, arıyorlar beni, yani ona cevap Aynen. verdim Niye de şöyle cevap? olmuştu falan filan diye. Şimdi bakın, tekrar ediyorum. İletişim kampanyasının çatısını kurarken sahip olduğunuz üstünlükleri alt alta koyacaksınız. Bizim ülkemiz için genelinde konuşuyorum. Bunlar doğal üstünlükler, mutlak üstünlükler ve kazanılmış üstünlükler. Devam ediyorum. İnandırıcı, kışkırtıcı ve ikna edici iletişim kampanyası kuracaksınız. Standart değil, skandal iletişim. Kendi sihirli kampanyanızı üreteceksiniz ve rekabet analizi yetmez, rekabet iletişimi kurgulayacaksınız. Ya bakın, mesela rekabet iletişimine çok eski bir örnek vereceğim. Bunu da birçok insan bilir ama bir siyasi kampanyadan, 2000'li yılların hatta 90'lı yılların sonu siyasi kampanyadan bir iletişim. Şimdi bütçe kısıtlı, o zaman konvansiyonel Yok. medya kullanılıyor, Evet. billboardlar vesaire. Evet. Yani şimdi her şehrin bizde şeyi vardı. Yani o şehrin billboard algısının sayısı, istatistiği vardı. Yani sen verimlilik almak istiyorsan, örnek veriyorum, işte Kazan şehrinde belirli noktalarda minimum 50 tane billboard kullanman lazım. En işlek caddede bile bir tane kullansan hiçbir faydası yok. Gidip kötü yerde de, yani toplam Her algıyı yerde, evet. oluşturabilmek için. Şimdi bununla ilgili bir siyasi rekabet var ve nasıl yapalım diye düşünülüyor. Rakibin evinin karşısına, para da yok. Ondan sonra kendi çalışma grubundaki 5 tane adamın geçtiği yola bu şeyi kullanıyorlar,
bu iletişim stratejisini. Evet. Algı şöyle oluşuyor. Yani algı eşittir gerçeklik dedik ya. Ya bunlar bu parayı nereden buldular? Şehrin bütün yerlerini benim evin önüne kadar getirmişler. Bunu koymuşlar. Yani böyle bir algı oluşuyor ve bir başarısızlık hissiyatı oluşuyor. Yani rekabet iletişimi sen yerinde İspanyol'a Türkiye'yi konuşturacaksın. Lan adamlar burnumuzun dibine gelmiş İtalya'da evet. Yani bunu ve bunu da verimli iletişim yaparak yani işte ben getirdim Doğma Meydanı'na çok güzel bir Türkiye görseli vesaire değil. Mesela bak birazcık sana hani şey olsun diye söylüyorum. Cani gönülden de desteklediğimiz bir şeydi. Türkiye Festivali. Ne konuştuk? Oh. Şimdi Moskova'da yapıp duruyoruz ama defaatle neyi tartıştık? Ya bunu Her mutlaka yerde yapalım Almanya'da diye. yapmamız lazım. Evet. İngiltere'de yapmamız lazım. İngiltere'de ülke olarak sadece Londra yetmez. İşte Aynen. Manchester'da yapmamız lazım. Berlin yetmez. Düsseldorf'ta yapmamız lazım. Moskova yetmez. Efendim mesela Ekaterinburg'da, orada burada. Şimdi ya bunları çok konuşuyoruz ama yani bir türlü aksiyon alamıyoruz. Tabii ki işte dediğim gibi bu ortak akıl evet bir yere kadar ama ortak faydayla yapmak gerekiyor. Son olarak bunu söylemiş olayım. Vallahi Halil, söylediğin için konuyu şey yapıyorum. Yani bu işe tabii siz de o zaman Trofet, bütün dernekler, herkes öncülük oldu. O ilham bana nasıl gelmişti biliyor musun? Onu da anlatayım. Yıllar önce eşimi aldım. Bir 14 Şubat günü İtalya'dayız. Milano'da gezerken tam yani yeni de gitmişim Milano'ya. Böyle ağzım açık geziyorum. Duomo meydanına bir girdik. Bir baktım Japonya bir festival alanı kurmuş, dansçılar falan filan. İnanılmaz yani. Ya düşün, İtalya'dasın, Japonya sana orada şey yapıyor yani. Gösteri yapıyor yani. Evet. O kadar etkilendim ki. Allah'ım dedim, inşallah şunu biz de bir yerlerde yaparız dedim. Sonuçta bir Moskova şey oldu. Ama üzücü tarafı da şu ki, yani bunu bütün hani gelip görenlerin hepsi de diyor, bir dokunuyoruz. Yani harbiden düşünsene, İspanya'da öyle bir şey yaptığımızı düşün. Rakip bir yerde yaptığımızı düşün yani. Abi San Sebastian ya bak. Şimdi Aynen. Gastronomi deyip duruyoruz. Yıllardır San Sebastian gastronominin yani şeyi merkezi olmuş durumda Evet, neredeyse. evet. Budur. Senin gideceğin yer belli. Yani burada yapacağın çalışma direkt adrese teslim olacak. Adrese teslim, evet. Çok Yani doğru. bak skandal yani standart değil skandal iletişimden kastım bu. İspanya konuşacak bunu. Bak bana Rusya'dan mesaj geliyor. Diyor ki bir arkadaşım ya siz işte her bir hafta her bir vatandaşa 5 maske işte işsizlik maaşı falan veriyor musunuz? Doğru mu diyor? Evet dedim doğru. Ya haber yapmışlar. G20 ülkesi olup da Rusya bu tür hizmetleri vermeyen tek ülke Rusya diye Rusya'da olay olmuş. Evet. Tamam mı? Değil Şimdi mi? yani bu başka yani günümüz gündeminden kaynaklanan bir durum. Al kardeşim bak al bu gündem varken bir tane hijyen paket oluştur. Değil mi? Yani kolonya, maske, pürel tamam mı? Bir paket oluştur. Daha adam yani şeye gelmeden yani bu hizmetleri verdiğini, buna sahip olduğunu söyle. Çünkü biz dönüyoruz halen all inclusive'i tartışıyoruz. Arkadaş memlekette protestolar var. Eğer Türkiye all inclusive'i kaldırırsa biz gelmeyeceğiz diye. Tabii, aynen. Ya o Senin... çok bana göre de gereksiz bir tartışma. Şimdi sen söylerken reklamcılar şey ya, bir tane paket oluşturalım, aklıma hemen bir şey. Ya harbiden böyle bir pakette dünyanın bütün... Abi Ya ben bir çok de primitif bir şey yok söylüyorum. yok Yani doğru çok ama böyle hani Halil, evet. özür dilerim, doğru bir şey söylüyorsun. Ya bizim aslına bakarsan kolonya bizim geleneklerimizde vardır değil mi? Ailelerle şey yaparız vesaire. Al bağla bunu. Türkiye bu sağlık konusunda da başarılıyız şu anda. Al dünyanın bütün basın mensuplarına, Rusya'da olsun bütün pazarlarda güzel bir paket yap gönder yani en başta. Ya gibi, dediğin gibi uçuk açık işler yapmak lazım.
Bu arada İşte cesaretli işler. evet, Rusya'dan da Zeliman sana bak teşekkür ediyor. Ortağım Evet. orada. Onun Evet, da selamlar. buradan Evet. hakkını vermek lazım. O adam bir Türkiye sevdalısı ve Evet. sen Yani Rusya'da iş yapmayı bilen insan olarak o festivalin 17 nasıl yılımız zor geçti yani. Evet. olduğunu bilmek lazım. Yani ona da buradan teşekkürler olsun. Ya Halil inan yani ben hem mesleki açıdan söylüyorum. O tespitlerde Tuncay da izliyor bizim haber müdürü. Bunları bir güzel haber haline getirip Sağ olsun. yazmak Sağ olsun. Her zaman da lazım. Tuncay Şimdi destekliyor. harbiden ben şunu da biliyorum. Bazen seninle de şey yapıyoruz. Onu da demen güzel oldu. Senin şimdi reklamcı da kişiliğin de kalmadı. Yani şey kurumsal olarak kalmadı. Bir resmi ticari bir kaygın yok yani. Bu kadar bilgi birikimi samimiyette paylaşmak herkesin de yapacağı bir hoşgörü falan filan değil. Sonuçta ben seni çok iyi tanıyorum. İş yerlerin var, belirli ticaretin de var. Ama benim de kendi tarafımdan üzüldüğüm biz böyle değerli bilgileri 24 ülkede Türkiye'nin kampanyasını yapmış. Sen mütevazilikten anlatmıyorsun bunları. Başarılı olmuş. Bir insanları da bizim kenara köşeye atmamamız lazım. O yüzden Teklifleri bunları açığız Haluk'cum. Tamam. tamam. Teşekkürler. Tamam. Ha, mesajı Hayır. verdim. Şimdi Transfer olabilirsin ya yani. yok. Şimdi bak olay şu. Bu iletişimde brief çok önemli. Yani sen pazarlayacağın, pazarlamasını yapacağın, tanıtımını yapacağın ürünün ne olduğunu biliyor olman lazım. Bak şimdi burada bir de satış meselesi var. Yani iyi bir satıcı olman lazım ürününü, değil mi? Bak Evet. iyi bir satıcı, bizim iyi satıcılarımız kimler biliyor musun abi? Bizim iyi satıcılarımız tur operatörlerimiz. Ya ağzına Tamam mı? sağlık. Bak Harbiden şimdi ya, harbiden. bizim iyi Doğru. satıcılarımız tur operatörlerimiz. Bizim iyi satıcılarımız acentalarımız. Evet. Tamam mı? Bizim ondan sonra gelen iyi satıcılarımız otel, yani direkt iletişim kurdukları takdirde söylüyorum. Otel Evet. pazarlama ekipleri. Ekipleri. Çünkü biz ürünlerimizi çok iyi biliyoruz. Yani şimdi şunu konuşuyoruz. Bak ben televizyon programlarını izliyorum. Tamam mı? Bazen turizm tartışma programları vesaire. Şimdi yani turizmin dinamikleriyle ilgili bilgi sahibi olmadığı zaman sorduğu soru şundan ibaret oluyor. Bayramda kaç kişi gelecek? Oteller dolacak Değil mi? mı? Aynen. Erken rezervasyonda indirim oranı nasıl olacak? Ama bir uçak nasıl dolduruluyor? Bir tur operatörünün dertleri nelerdir? Bir seyahat acentasının dertleri nelerdir? Otelcinin dertleri nelerdir? Bununla ilgili ne tür yaklaşımlar? Bakın, eleştirel demiyorum, yapıcı yaklaşımlardan bahsediyorum. Şimdi hemen bir teşekkür. İşte başkanımıza teşekkür ederiz. İşte bilmem bakanımıza teşekkür ederiz. Oraya ya tamam kardeşim, Allah razı olsun. Ama bu insanlar bu görevleri yerine getirmek için bu işlere talip oldular veya atandılar. Biz Evet. eksikliklerimizi, ihtiyaçlarımızı paylaşacağız ki onlar da bir yön göstersinler. Onlar Ya bizim da hatadan yani dönsünler. varsa evet Evet, yani varsa hatadan dönsünler. Evet. şimdi burada hani kalkıp da nereden geldik bu olaya? Yani ben iletişim dünyasına girerken bu know-how'u kullanarak girdim. Arkadaşlar malzeme bu. Planınızı ona göre yapın. Ya millet tatile gidecek, turizm kampanyası yapacaksın. Eyvallah. Almanya'da Mart ayında başlatalım kampanyayı. Ya arkadaş, Değil mi? sen Almanya'da Mart ayında başlat kampanyayı ama 2021'in kampanyasını Mart ayında başlat. Başla. 2020'nin değil yani. Aynen. Aynen. 2021'inkini başlat. Sen adam kararını ondan sonra o yıl veriyor bir sonraki yılın kararını. Kesin. Bunu reklamcı Kesin. bilmiyor. Yani Ben de bu onu diyorum. reklamı hazırlayacak. Halil, Bak en sözünü kestim. Çok özür evet. dilerim. Estağfurullah, estağfurullah. Avrupa'da Ben veya aldım sazı elime giderim abi yani şey dünya yapmıyorum. pazarlarını bilmeyen, bu tecrübesi olmayan hiç kimse gidip de ben turizm pazarlaması yaparım demesin. Yani istediği kadar dünyanın en kreatif adamı olsun, en iyi büyük reklam ajansı olsun, o pazarın dinamiğini bilmeyen insanın o pazarda da başarılı olma şansı yok. Yani o yüzden çok doğru tespit yaptın. Haluk'cum Harbiden bunu bir de hayat... tersten de okumak lazım tabii ki. Evet. Bak tersten de okumak lazım. Yani tersten okumak da şu. Ben karar verici olarak direkt adres göstererek söylüyorum. Türkiye Turizmini Geliştirme Ajansı. Türkiye'nin
pazarlanması stratejileriyle ilgili karar alacak mekanizma. Birbirinden değerli, kıymetli iş insanları, yatırımcılar ve yöneticiler var. Erkan var bak, sevdiğimiz, canımız, ciğerimiz. Evet. Değil mi? Antalya'nın gururu şimdi. Sani abi var. Yani Sani Şener Türk, ya dünya tanıyor. Tamam mı? Evet. Şimdi bunların eline, yani Türkiye'nin iletişimiyle ilgili bir şey yapılacağı zaman bunun alt kurulları oluşması lazım. İletişimle ilgili bir alt kurul oluşturacak. Orası hazırlayacak. Diyecek ki doğrusu budur arkadaş. O alt kurul ticari insanlardan oluşmayacak. Bu işle ilgili sorumluluk bilincinde olan iletişimciler, reklamcılar, hocalar, akademisyenler olacak. Karar verici olmayacak. Önerici olacak. Evet. Önerici tamam. olması lazım. Ancak bu şekilde verimli kullanabileceğiz. Ve bunu mikro bazda, bak makroda bunu söyledim. Mikro bazda şehirler, valilikler, belediyeler, daha mikro sivil toplum örgütleri, daha mikro oteller. Yani sen bir şey yaparken ben bilirim kardeşim bu değil. Sen elindeki ürünü ve ihtiyacını anlatacaksın. Adam sana çözüm bulacak. Halil, adına sağlık. Evet, yani burada şey var, kuruluş mantığı doğru. Benim ilk zamanlarda duyduğum, beni de aradılar hatta, isim vermeyeceğim, Antalya bölgesinde ne yaparız vesaire diye. Bunlar inşallah yapılır. İyi niyetle yapılan şeyler, doğru bir olay. Yani ben şeyi, yani tek elden yürütülmesi mümkün olduğu kadar doğru bir olay. Ama göreceğiz. Şimdi çok da yorum yapmak istemiyorum. İnşallah faydalı hale gelir yani. Hepimizin bu niyeti ama bak, yanlış bir yere gitmesin. Bu bir tenkit veya eleştiri yok, değil. Yok yok, biliyorum. Olması biliyorum. Gereken bu şekilde olduğunu da ben kendi, yani eğer böyle işte de programın başında verdiğim örnek gibi bunun iletişimini de doğru kurmak lazım. Çok doğru tamam söylüyorsun. Mı? Yani sen eğer bunu yapıyorsan çıkacak. Ben mesela Erkan Bey'in, Erkan kardeşimin haftalık olarak, çünkü sözcü o seçildi. O yüzden öyle söylüyorum, ona adres gösteriyorum. Haftalık olarak bizlere, turizm kamuoyuna, turizm sektörüne bu çalışmalarla ilgili neler yapıldığının bilgilerinin paylaşılmasını istiyorum. Bilmek istiyorum. Doğru, hakkınızda. Yani siz bir otelci olarak da, otel işletmecisi olarak da hakkınız. Bu, yani beni dinlemek zorunda değilsin. Beni yeterli bulmayabilirsin öbürünü. Ben kendi şahsımı kastetmiyorum. Genel olarak söylüyorum ama burada bir, eğer konsensus oluştu ve bu oluşturulduysa bunun çalışmalarının kamuoyuyla daha derinlemesine, daha genişlemesine paylaşılması lazım ki biz de böyle hani kör atış yapmayalım. Anlatabiliyor muyum? Ve enerji kaybı olmasın, sinerji kaybı olmasın. Yani siz bir alanda çalışıyorsanız biz başka bir alanda yatırımlarımızı, yani bu iletişim konusuna ayırdığımız yatırımları harcayalım ki verimli bir paydaşlık ilişkisi oluşsun. Halil, bir dakikamız var. Kesiliyor mu? O zaman ben herkese dur bir hassas sorumu soracağım. Sen bu pandemide kendine de ne ders çıkarttın? Hadi sana son soru. Abi, bir dakika var. Bir dakikamız şimdi, var. Evet. Üç tane şey. Bir, odaklanmam gerektiğini düşünüyorum. Ve odaklandığım konu da bugün seninle paylaştığımız konu. Bu ülkeyi daha turizm alanında daha verimli, daha fayda üretir. Nasıl bu hale nasıl getiririz? İki, basitleşme. Yani birçok konuda daha basit, daha basit düşünme, daha rahat düşünme. Üç, yani Ramazan ayında vermiş olduğu etkiyle yardımlaşma konusu. Kesin. Bu üç konuda kendime ders çıkarttım. Yani daha fazla fayda, daha fazla yardım. Bu konu sadece maddi olmayabilir, fikri olabilir, tecrübe olabilir, ihtiyaç olabilir. Kendi verdiğim kararlar bunlar. Sevgiler, saygılar. Hepiniz bana tahammül ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Halil'ciğim, ağzına sağlık. Vallahi tam bir saat oldu, nasıl geçti de bilemedik. Fikirlerin, düşüncelerin için teşekkür ediyorum. Herkese de buradan çok saygılar sunuyoruz. Yayınımıza katılan, bizi izleyenler için. Yayını kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Takip etmeyi unutmayın.